Nandini, elini... Eline ne yaptın? Nasıl yaktın? Yanlışlıkla elimi... köze değdirdim de... Neyse ki... atik davrandım. Daha beter olmaktan kurtardım. Sana söz veriyorum. Bu hatayı tekrarlamayacağım. Kunal? Oğlum ne yapıyorsun orada? Ben bavulumu almaya geldim. Misafir odasındaydı. Şarjım da bavuldaydı. İyi de oğlum saat çok geç. Nandine uyumuştur. Yarın alırsın. Hadi git yat sen. Peki. Gel. Günaydın Nandini. Yemek kursun bugün başlıyor demek. Her şey hazır mı? Evet, şimdilik. Molly, benim için onca şey yaptın. Hakkını asla ödeyemem Molly. Eminim şimdi teşekkür ederim diyeceksin. Seni uyarıyorum. Daha ne kadar teşekkür edip özür dileyeceksin benden? Molly, diyorum ki bence artık hayatım kontrol altında. Hem yemek dersleri de başlıyor. İşte şimdi işkillendim. Bilmece gibi konuşmasana. Sadede gel hadi Nandini. Molly, ben artık bağımsızım. Şu dersler bir başlasın, para da biriktirebileceğim. O yüzden artık kendi evime çıkmamın vakti geldi. Ama tek başıma bunun altından kalkamam. Ama sen bana yardım edersen çabucak hallolur. İyi de ne acelesi var bunun? Yani her şey yolunda gidiyor değil mi? Kimsenin bir şikayeti yok. Ev halkı seni çok seviyor Nandini. Hatta seninle aramızda ayrım bile yapmıyorlar. Eğer ben bu evin kızıysam, annem ve büyükannem seni de evin kızı sayıyor. Önce düzenini kur, sonra dersler bir başlasın bakalım. Bunları sonra düşünürüz. O zaman sizden ayrılmam imkansız hale gelir. Beni bu eve bağlama. Kalırsam eğer asla ayrılamam ki. Aksine beni evden atman lazım. Ki ben de kendi ayaklarım üzerinde durabileyim artık. Ne olur engel olma. Bu sefer bırak gideyim. Madem kararını verdin, daha fazla ısrar edemem. Bugün emlakçıyla konuşacağım. Sakın teşekkür edeyim deme. Zaten yeterince üzüldüm. Nandini, neden böyle bir karar aldığını çok iyi biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.